netdepo.org. Kitabını bitirdim. Ben kitabını bitirdim. Dudaklarımı okuyabildiğini biliyorum ama iyiye gidiyorum. Daha iyi. Ben pratik yapmak istiyorum. Bir ders daha alıyorum John'la. Eğlenceli. Aslında anlama konusunda yapmaktan daha iyiyim. Ne mi düşündüm? Ne mi? Bayıldım. Ben Riley'e bayıldım. Aaron'a bayıldım. Harika karakterlerdi. Sonunu tahmin etmeye çalıştım. Genelde bu tür şeylerde başarılıyımdır ama çok yanılmışım. Bunu nasıl yaptın? Bunları nasıl buluyorsun? Sesleri mi? Peki bir çocuk sesi gibi mi? Hastalandığında 13 yaşındaymışsın.
Beyninde her ne olursa olsun, bence sen çok iyi bir hikayecisin. Ne? Ne? Eminim aynı zamanda iyi öpüşüyorsundur. Oo. Ne yangın alarmıymış. Tahminimce bu herkesi uyandırır. Kedin... Bu kelime ne? Akşam yemeğin için üzgünüm. Bize gelmek ister misin? Sipariş verip film izleriz. John da bir saate kadar gelip bize katılır. Anlıyorum. Teşekkür ederim bunu ödünç verdiğin için. Teşekkür ederim. Yarın uğrayıp işaret dilimi tazelerim. İlerleteceğim. Kararlıyım. Öpüşmek. Hikayeci. Sürtük. Kitabın kapağında olmalı. Riley kiliseye gitti. Kilisedeki Erna. Kilisedeki peder Paul. Erna'yı çağırdı. Onu sil, şunu dene. Çok öfkelenmişti, kafa çok öfkelenmişti. Kulakları çınlıyor, gözleri yanıyordu. Mutluydu. Gizemli yollar. İşe yaramıyor, Daha ışıltılı bir şeyler. Yayıldı. Gözlerinde sonsuz sabır vardı. Işıklarla sisten çıkarılıp cehenneme atılan lanet olası İsa'nın balığı gibilerdi. Bu daha iyi, daha fazlası gerekiyor, daha iyi bir şey. Erin ölür. Erin'i öldüremeyiz, bu herkesi kızdırır. Düzgün kurgulayamadım. Ya da kitabı boş verip başka bir kariyer bulmalı, daha iyi bir fikir.
çapşal. Ne yapıyorsun? O kadar iyi gidiyor ha? Hala sonunda mı takılısın? Kafanı dağıtabildiğime sevindim. İşte al sana kötü son. Onunla konuştun mu? Bir yıl oldu. Annem ne zaman piyasaya döneceğini sorup duruyor. Bak sen. Şehri özledin mi? Ciddiyim Medi. Belki de geri dönüp. Benimle yaşayabilirsin. Seni merak ediyorum. Yalnız olmak kimse için iyi değil şapşal. Kendini bu şekilde soyutluyorsun ve... O da kim? Arkandaydı. Birini gördüğümü sandım. Seni seviyorum.
Dudaklarımı okuyabilir misin? Söyle. Artık gördün değil mi? Ciddiyim Medi. Belki geri dönüp benimle yaşayabilirsin. Seni merak ediyorum. Yalnız olmak kimse için iyi değil Şapşal. İstediğim zaman girebilirim. Seni istediğim zaman öldürebilirim. Ama zamanı gelinceye kadar yapmayacağım. Ölmeyi dilediğin zaman içeri gireceğim. Beni anlıyor musun? Beni anlıyorsan kafanı salla. Güzel. O zaman biraz eğlenebiliriz. Tadını çıkar.
Ah!
Kolay değilmiş, değil mi? Selam. Selam. Dedim. Hayır. Bu sadece dedim, telefon. Polisleri arayacaktım. Koy, tamam. Diz çök. Sakin ol dostum. Elini ben arkadaşıyım. Şekilde tut. Sorun istemiyorum. Dinle. Ne söylersem adam John onu yap. Stanley. Tamam. Sana diz tamam, çök tamam, dedim. Tamam. Komşusuyum. Kız arkadaşıma bakmaya gelmiştim sadece. Anladın mı? Kimliğini göster. Cüzdanımda. Tamam mı? Sakin ol. Ellerini görebilmeliyim. Sadece cüzdanımı yavaş çıkaracağım. Ol, tamam mı? Telefonumu yere koyacağım ve cüzdanımı çıkaracağım. Tamam mı? Sakin ol. Yan evden misin? Evet efendim. Pekala. Tamam. Seni korkuttuğum için üzgünüm. Burada bir... Tanrım. Burada neler olmuş? Bilmiyorum. Bir çağrıya yanıt verdim. Buraya geldim. Etrafı bu şekilde buldum. İçeride biri vardı. Koşarak yanımdan geçti. Beni yere serdi. Uyandığımda ne telefonum, ne silahım, ne de telsizim vardı. Destek çağırmam gerekiyor. Burada yaşayanları tanıyor musun? Evet. O Medi. Medi Young bir arkadaşımız. Yalnız mı yaşıyor? Evet. Kız arkadaşım buraya hep gelir. Ben de düşündüm adı ki... Adı ne? Adı Sarah. Sarah Green.
Tamam dostum, üzgünüm. Telefonunu kullanabilir miyim? Destek çağırmalıyım. Buraya ilk geldiğimde çoktan aramalıydım ama bu işe yeni başladım ve eve geldiğim zaman da... Polis misin? Şerif yardımcısı. Daha yeniyim. Eğer telefonunu verirsen Şerif'i arayabilirim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Evet, 811 Feyrop'ta bir 719 durumu var. Muhtemelen zorla girilmiş. Şüpheli yaya olarak kaçtı. Başka kimse yok ama bir komşu geldi. Evet, tamam. Görüşürüz. Hey, şunu gördün mü? Evet, gördüm. Peki şu Medin'in bir erkek arkadaşı var mı? Hayır, sanmıyorum. Yakınlarda eve erişim sağlayabilen bir akrabası ya da biri var mı? Hayır, oldukça içine kapanık biridir. Kolun iyi mi? Ah, evet. Adam beni biçti. Resmen kamyon gibi çarptı. Sanırım senin boylarındaydı. Aslında nasıl diyeyim, sporcu gibiydi. Defans oyuncusu tipi. Korkutucuydu. Geri alabilir miyim? Ha? Telefonum. Aa! Evet, tabii. Üzgünüm. Ne kadar aptalım. Alışkanlık işte. Çağrı'ya yanıt verdim demiştin. Çağrı Medi'den miydi? Aslında merkezden geldi. Birinin aradığını söylediler. Ben de evin sakini olmalı dedim. Evet, çünkü o arayamazdı. Hem sağır hem dilsiz. Ha. O halde telefon eden kız arkadaşın olmalı. Hem sağır hem dilsiz, öyle mi? Zor olmalı. Peki hep böyle sağır mıydı? Hayır, hep değil. Sanırım ergenlikten beri menenjit geçirmiş. Yine de burada böyle yalnız yaşıyorsa durumu herhalde iyi olmalı. Bak, emin değilim ama... Aslında eminim ki şu köşedeki çiçeklikte yedek bir anahtarı vardı. Evet, bu harika olmaz mıydı? Evet. Yani... Evet, hemen şu köşede olmalı. Peki sence kimdi? Bir hırsız mı? Tanrım, umarım daha kötüsü değildir. Eminim iyidirler. Eğer yardım çağırdılarsa muhtemelen gitmiş olmalılar. Arabasını da mahvetmiş ha? Aa evet, şuna bak. Tanrım. Sence süvarilerin gelmesi ne kadar sürer? Herhalde 10-15 dakika. Gerçekten mi? Açıkçası rastlaştığımıza sevindim. Yoksa bütün gece kan kaybederdim. Evet, ben de sevindim. Burası mı dedin? Evet, sanırım. Emin değilim. Sakin. Sakin ol. Hey! Hadi dostum, hadi. Bitti. Bitti. Açıkçası eğer kavga edersek... onda iki şansım olur diye düşünüyordum. Çünkü çok iri bir adamsın.
Aslında kapıya vurmasına oldukça sevindim. Teşekkür ederim. Geçti, 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 geçti. Bacakla ondan kaçamaz. Onu geçemem. Onu arbaletle öldürmelisin ama kusursuz bir atış olmalı. Kalp ya da beyin. Kalp ya da beyin. Güçlü olmayan başka bir şey yetmez. İşe yaramaz. Uzun mesafe silahı. Kapalı yerde asla işe yaramaz. Ölüm vuruşu için ona yakın olmalısın. Hareket edecek. Lanet olası şey, doldurmanın bir yolu. Doldurmanın bir yolunu bul. Dışarı çık. Elektriği aç. Elektriği aç. Düğmeyi kapatmış ya da kablaları kesmiştir. Saklan, saklan. Yatak odası, banyo, çatı. Yatak odası. Pencereler için tek gereken bir taş. Çatıda önünü kapatacağın bir kapı ya da korunak yok. En iyi olasılıkla seni bulamaz ve kan kaybından ölürsün. Dışarı çık. Merdiven altı. Onu zaten denemiştik. Hareket edecek alan yok. Eğer orada olduğunu anlarsa... Çok dayanabileceğini sanmam. Üşüyorum. Çok üşüyorum. Başım dönüyor. Terliyorum. Tırnaklarım morarmaya başladı ve görüşüm bozuluyor. Zamanımız tükeniyor. Çok geçmeden yürüyemeyecek, kalkamayacak, göremeyeceksin. Er ya da geç o buraya gelecek. O buraya. Bu eve girdiği zaman her şey biter. O daha iyi, daha güçlü ve daha hızlı. Daha güçlü ve daha hızlı. Avantaj onda. Avantaj onda. Seni duyabiliyor. Seni duyabiliyor. Kaçamam. Kaçamam. Saklanamam. Saklanamam. Bekleyemem. Bekleyemem. Dışarı çıkarsan. Dışarı çıkarsan. Çok fazla son var. Çok fazla son var. Dışarı çıkarsan. Hepsi de aynı. Hepsi de aynı. Yani beklemeyeceği sadece bir son var. Sadece bir son. Kaçamazsın, saklanamazsın, bekleyemezsin. Geriye ne kalıyor? Evet, o kavgayı asla kazanamazdım. Can, can, can. Bu şeyler seni öldürür.
Ne dersin John? Hı? İçeri girip bu işi bitirmeli miyim? Evet. Muhtemelen haklısın. Biraz daha beklemem gerekiyor. Biraz daha kan kaybetsin. Atış yapmasını istemem. Nişan alması muhakemesinden daha iyi olabilir. Aa, merhaba. Ne haber? Ha? Burası senin evin mi? Hı? Annecik burada mı yaşıyor? Bir bakalım. Aa. Evine hoş geldin pisicik. Merak etme. Anneni çok yakında göreceksin. Ya da en azından o seni görecek. Evinin önünde... İçeri geliyorum.
Bir şey söyleyeyim mi? Bence benden gizliyorsun. Eminim doğru noktayı bulursam sana çalık attırabilirim. Ha ha.